Aşağıdaki dik üçgende a açısı için 6 trigonometrik oranı bulunuz. 6 trigonometrik oran. Peki bulalım. Buradaki açı yani a köşesindeki açı a açısı. Ben bu oranları hatırlamak için skah, koko, takako kısaltmasını kullanıyorum. Skah, koko, takako. Yazalım. Skah, koko, takako. Bu üç anlamsız kelimecik, uydurma kelimecik, üç trigonometrik oranı ifade ediyor. Diğer üç fonksiyonu da bu ilk üçüne bakarak bulabiliyorsunuz. Skağın anlamı şu. Bir açının sinüsünün, bu durumda a'nın sinüsünün karşı bölü hipotenüsü eşit olduğu. Yani bu kısaltmada s sinüs, k karşı, h de hipotenüs anlamında kullanılıyor. Peki, a açısının karşısındaki kenar nedir? a'nın karşısı BC kenarıdır ve uzunluğu da 12'dir. Yani burası 12 olacak. Peki hipotenüs nedir? Hipotenüs üçgenin en uzun kenarı. Ve tabii ki 90 derecenin karşısında yer alıyor. Bu üçgende hipotenüs AB kenarıdır ve uzunluğu da 13 olarak verilmiş. İşte burası hipotenüs. Ve buna göre sinüs A eşittir 12 bölü 13. Şimdi koko, kokoa geçelim. Koko, kosinüsün tanımını veriyor. Bir açının bu soruda a'nın kosinüsü eşittir, açının komşu kenarı bölü hipotenüs. Yani ko, kosinüs, ikinci ko, komşu ve h de hipotenüs. Peki, a açısının komşu kenarı nedir? A açısına bakarsak ona komşu olan iki kenar görürüz. Bir tanesi hipotenüs, diğer de uzunluğu 5 olan kenar. O zaman komşu kenar CA'dır. Yani 5. Peki hipotenüs ne? Bunu daha önce bulmuştuk. Hipotenüs burada bu dik açının karşısındaki kenar. Dik üçgenin en uzun kenarı. Uzunluğu da 13. Yani A'nın kosinüsü eşittir 5 bölü 13. Hatta şuraya komşu kenar diye de yazalım. Bunların hepsi A açısı için geçerli. Hipotenüs her açı için aynıdır ama komşu ve karşı kenarlar dik üçgende hangi açıyı seçtiğimize göre değişecektir. Evet, şimdi bir de Takako'ya bakalım. Takako tanjantı tanımlar. Bir açının tanjantının karşı kenar bölü komşu kenar olduğunu söyler. Takako, yani tanjant için ta, karşı için k ka ve komşu için de k kısaltması. Peki bu tanıma göre a'nın tanjantı ne olacak? karşı kenarın 12 olduğunu ve komşu kenarın da 5 olduğunu daha önce bulmuştuk. Yani a'nın tanjantı karşı bölü komşu eşittir 12 bölü 5. Şimdi de diğer 3 trigonometrik oranı bulacağız. Bu oranlar aslında ilk 3 oranın çarpmaya göre tersleridir. Yine de tanımlayalım. İlk olarak kosekanta bakalım. Kosekantın başında ko olmasına rağmen sinüsün tersi olması biraz mantıksız duyuluyor ama ne yapalım? Kosekant sinüsün çarpmaya göre tersi. Sinüs a karşı bölü hipotenüs olduğuna göre, kosekant a, kosekant a, hipotenüs bölü karşı olacak. Hipotenüs bölü karşı nedir? Hipotenüs 13, karşı 12. 13 bölü 12. Ve gördüğünüz gibi 13 bölü 12, 12 bölü 13'ün çarpmaya göre tersidir. Geldik sekant a'ya. Sekant a, kosinüsün çarpmaya göre tersidir. Ska kokoh kokoh kısmındaki komşu bölü hipotenüsten sekantın hipotenüs bölü komşu olduğunu görüyoruz. Değil mi? Yani a'nın sekantı nedir? Hipotenüsün 13 olduğunu biliyoruz. Komşu kenar nedir? Komşu kenarda 5. Dolayısıyla cevap 13 bölü 5. Bu da kosinüs a'nın yani 5 bölü 13'ün çarpmaya göre tersi. Son olarak kotanjantı bulalım. Kotanjant, tanjantın çarpmaya göre tersi. Karşı bölü komşu yerine komşu bölü karşı olacak. Peki. a'nın kotanjantı nedir? a'nın komşu kenarını birkaç defa kullandığımız için biliyoruz uzunluğu 5. Ve a'nın karşı kenarı da 12. Yani cevap 5 bölü 12. Ve bu da ne oldu? 12 bölü 5 olan tanjantın çarpmaya göre tersi oldu. Şahane oldu.